Herkes bilir böyle, siz köylerinde ağlar olur. Siz çocuklar ağır doğurmasını sever. Buyurun, sağlıklı sizde. Buyurun, sağlıklı. Ben de valla evin gelini gibi oldum. Geçen video atmış da. Kuzuya çık diyorlar, kuzu çıkıyor. Bak ben sarımlı koyunla da çık, kalın diyeceğim sarımlı koyunla kalacak. İzle bak. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Bugün peyniri ben dökeceğim. Annem de bakıyor, onayı anam verecek. Anam bakıyor, onay değil. Böyle, anam dedi ki böyle peynir mi olur dedi belki. Nasıl etti dedi. Çok hızlı bir yağmur yağdı yine, bir yarım saat, bir saat falan yaptığımız köprü yine gitti herhalde. Yolda fazla bir şey yok da. Düzler almıyor, bir tane daha düz koyacağız. Bakalım nasip olursa. Düzler almadığı için su taşıyor. Hayırlısı diyelim. Allah'tan gelen. Ya geç. Maşallah hala sim simliyor yok. Herkese selamün aleyküm. Ben İlkay Tınaztepe, kanalımıza hoş geldiniz. Dağda yaşam ailemize selamlar. Yeni gelen aboneler hoş gelmişler. Neredeyiz? Ev bahçesi. Kasabadaki evin bahçesindeyiz. Bu sene bahçeyi yapamadık. Hanım annemle burada bir küçük bahçe yapmıştı evin önünde. Onlar da ot basmış. Biz dağdayken 2,5 aydır yağan yağmurlar sebebiyle hiçbir şey yapamamıştık ama burada da küçük bir çalışmamız oluyor şöyle. Hanım hanım, elindekiler de ilibada mı ne onlar? Dolmalık bunlar, ilibada. Dolmalık, ilibadalar. Şurada biber. Videomuza biber. Kasabadaki bahçeden başlıyoruz. Buradan dağa gideceğiz. Anam belim ağrıyor diyor. Bakalım bugün yorucu bir gün bizi bekliyor o zaman. Sabahın erken saatleri. Halil de kalkmış. Halil merhaba de. Merhaba de. Hadi başlıyoruz. Şöyle hanım annemiz. Anne ne onlar? Nane. Nane mi? Hı, şuradan kırptım. He. Naneleri kırpmış. Bunları kurutacağız. Çorbaya. Tarhana çorbası yapacağız. Üstüne nane ekeceğiz yani bu. Şöyle bahçeyi de göstereyim ben size. Küçükten. Yani küçük bir bahçe ama evin bahçesi. Şöyle domates fideleri. Biber fideleri, maydanozlar falan şöyle gidiyor, marullar, soğanlar. Yani küçük de olsa yine yeter belki ısıtmamız. Dağı yapacağız mı anne? Dağı da yapacağız. Havalar açılırsa yapacağız. Fideler gitmesi lazım. Fideleri şunları dağa mı götüreceğiz? Fidelerin somunu yaptım. Kayıp olursa yazık olur. İyi, evet. Torunlarını da almış yanına. Leğen. Mehmet 03 şeyini aldı, mezuniyet töreni, artık anam. Dağda koyun gidecek. Anam. Hı, değil. Hı, değil. Yok. Şu güdeye ana. He? Lan düşeceksin. Amcan keçiler ne geldi? Ne geldi? Ne dedi anam? Halil. Bak. Halil. Amcan evine gitti. Hı. Ne gitti?
Utanıyor. Enge o zaman gel. Gel Dur. Hamdi ya. Beğendin mi? Güzel bir de şu yılı badanın sütünden asırlar. Niye ama? Bunları mı? Burayı bir değiştireceğiz şimdi. Buraya da fideler ekeceğiz. Buradaki bu da buradaki her yere yetiyor. Halle bak halle mama. Düşersin lan. Düşersin. Anam. Çiğneme onları. Babaannen güzel. Ya bakıyorum. Ye bakalım hadi. Yedin mi? Yedin mi? Hadi çekil.
Şöyle öne böyle yapıp hemen gideceğiz. Sağda da işler bekliyor. Sürekli yaptık. Belli olur diyorlar ama toprak yaş olduğu için sürekli de oluyor, sorun yok. En sevdiğin şey maşallah. Yok mu? Gittim. Aa, dinmiş. Tüh abi, dinmiş. Ana, senin işlere mani olur bu burada. Kum oynayacak, bak. Kum oynayacak. Herkes bilir böyle, eski köylerinde ağlar olur. Eski çocuklar ağlarda oynamasını sever. Herkes de küçükken oynamıştır bu ağlarda. Bak. Havalar sıcak oldu mu, halini içine atıyoruz çocukları bunun içine. Ana senin otları atıyor, yüzdürüyor orada. Yemek var yani. Git, yüzdürüyor senin otların yaksın naneleri. Git. Biz gidiyoruz hanım annemizle. Şöyle tamam, bunlara gelince devam ediyoruz. Anne bunlar dağa mı göçeceğiz şunlar? Burada mı göçeceksin? Evde göçeceksin. İyi, eve koyalım. Gidelim. Yoksa sen Halil bunları bitirecek burada bak. Hadi gidiyor Halil. Hadi bırak onu. Götürüyor babaanne. Götürüyor babaanne. Bak güzel çok. Bak. Gidiyoruz. Halil dağa gidiyoruz. Şunların yatış şekline bak maşallah. Yağmuru sıcağı var herhalde. Bugün hava çok güzel. Aşırı da sıcak. Maşallah sıcaklar da gelince meramız da bayağı yeşillendi. Bayağı da ot var. Keçiler sürekli yaprak peşinde. İnşallah bahçeye falan girmezler, fidan falan koymaz bunlar. Çok dikkatli olmamız lazım bunlara. Sürekli ağaç altlarındalar, sürekli yukarıdan. Şunlara bak. Çiçekler de açmaya başladı. Maşallah. Allah'ımız da verdi. Meramız bu sene çok zengin. Koyun hemen 3 saatte falan doymalı oluyor. Bugün yargıç yorgun gibi arkadan geliyor. Yargı da önde bugün.
koyunun önünden gitmesek sürekli yürüyor yukarı. Önüne geldik bakalım. Yargıç. Yargıç bile yoruldu. Yargıç dedim, yargı. Yargı. Şişt. Yok, ses yok. Sürünün bir tane de başı olur derler ya, önüne geçmezsen yürüyüp gidiyor. Bu koyunun akından gelemedik. Prensesi göremedik. Prenses arkada kaldı herhalde. Tabii biraz da yaşlılık. Daha gelemedi bakalım. Yargıcı bir kokumu aldı. Hareketlenin hemen yukarı doğru. Evet, tepeyi açtılar. Yargıç yukarıladı, turladı, geldi. Şuna bak. Maşallah, sürüyü yukarıdan takip ediyor. Yargımız da geldi. Bayağı bir çıktık. Tam tepedeyiz. Yapma. Koyunun da arkası yeni geliyor. Prensese bak maşallah. Yağmur yavaş yavaş yağmaya başladı. Zaten de koyunumuz doydu. Saat 1 falan oldu. Yaklaştık eve doğru. Şuna da bak hemen. Çöğünün altına sinmiş bunlar vallahi. Çok akıllı. Bugün de bayağı 9-10 tane koyunumuz da koça geldi. Nasip olursa. Kasım ayında da kazansız doğarlar inşallah. Ne istiyorsun? İki saat bir dinlenme var. Sağım yapacağız.
Ondan sonra salacağız. Çoban sürüsüyle akşam gelirler. Normalde sabah gitmediğim zaman sağıma gelmiyorlar. Onun için başında gidiyoruz öğlene kadar. Sağımı yapıp koyuveriyoruz ondan sonra. Gelecek yine eve. Evet, koyunlarımızı getirdik. Ne? Evet. Annem yemeği pişirmiş. Ne var bugün annemin de? Yemek bende. Yemek sende mi? Buyurun, sağlamış sizde. Buyurun, sağlamacım. Allah Allah, nasıl? Ne oldu hayırdır? Bu benim ağrım. Benim ağrıyor. Bak kıyamağın ayı, sen dur bir sarılın. Hacamat yaptırdım. Hacamat? Sırtıma hacamat yaptım. Hacamat ne ya? Bardak vuruyorlar. He. Tamam, sen aşığı yenme sen. Biz halledelim. Yıkay ne be? Ay, ona cacık yaptırıyorum. Cacık mı ettiriyorum? Evet. Evet, İlkay ayran yapıyormuş cacık. Recep, mesai doldurdu, geldi. Mesai doldurduk da annen vallahi ben sağman diye. Beli ağrıyormuş. Ben de vallahi evin gelini gibi oldum. Sen gidiyor diyorsun ana. Kim sağacakmış, bir mi? Aa, ikimize kaldı sağım işi. Devam. Sağalım, koyu vallahi verelim. Gelelim yemeğimizi yiyelim. Ana. 2 gün önce hacamata göttüm, bir daha arıyorum. He, daha demin dedik. He. Hacamat ettirdim. Hacamat çok faydalı bir şeymiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yılda 3 kere yaptırıyormuş hacamat edeceğim. Kalp krizinden ölen bir insanı hacamat yapıp 72 saat bekletmen gerekiyormuş. Çok insanlar unutulmuş. Ölen insan geldi diye. Ben ya hacamatına. Vay be. Kan hacamat sistemini, her şeyi çözüyorum işte. Kan akışını falan. Dengeyi sağlıyorum. Beyinle ikisinin arasındaki. Koyunu saralım. Bu zaman peyniri de dökelim. Cacaya bak. Güzel. Yoğurdu az atmışsın gibi, yeter mi? Yeter, koyun yoğurdu. Böyle tam yağlı, sapsarı yine. Ana! Koyunu saracağız biz. Sen ne için? Ben sofrayı hazır, hemen gelin oturayım. Sofrayı koyayım. Çok dedim sana. Daha demeyin şimdi. Ne dedin? Evet. İçinde kalmaz. Daha dolu içine de. Derd olmasın. Tövbe yarabbim. Merak ederim ne diyeceğim. Dedim ya, izledim. İzliyorlar videoda da. Gördüler bak, videolar derler. Ne izledim. Bunu duysan. Ha, iyi. Hadi ben acıktım valla. Hadi İkay. Onu uyu. Bak anneme, bak biz... Uyalanma. Bak sen yerine uyalandı. Bir sürü. Çıtır çıtır çıtır, hani valla oraya otmuş. Bak meylem gibi oldu, bak bir. Valla evveli bak hele. Valla meylem gibi oldu. İnşallah kızlara yoğurt hazırlamış. Ya düğüncük süzerse o kıza düğüncük gelirlermiş. Düğüncükle yazarsa da gelmezler. Şimdi makine o ana içine daldırıyor. Pır 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 pır. Evet, makine numarası. Yürü. Şık şık. Yürü. Valla bu keçiler başımıza derdi olacak bizim her zaman. Git hadi. Yürü 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 yürü. Yürü gel. 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 Ne? Sabah da depeledi. Sabah depeyi boş ver. Bak şimdi sana bir şey göstereyim. Koyun dışarıda yatırıyoruz da bunlara biz bunlara göz kulak olalım. Bak hele ağacını etmişler. Bunu boşluğa etmişim.
Neyi 70 lira? Koş ne edecek bu manevi? Ütüyor kafayı, kafayı ütüyor. Sabah baktım ben. Vallahi gitmiş tuh. Hadi. Buyurun içeri gel değil mi? Bu keçiler sürekli arayış halinde. Bir şeyler arıyorlar. Hey. Bugün 9-10 tane koyunumuzda koşta. Maşallah geliyor hepsi. Onlar koşlamaya başladı. Güzel oldu. Erken durum olursa seneye biraz daha kerimiz fazla olur. Tamam, Kasım'da doğum yapar. Kışın kuduyu satarız bağla çıkmadan. İyi olur. Allah bereketimiz üretsin. Amin. Her zaman ne diyorum? Sabah kalktım. Bismillahirrahmanirrahim. Nasibin her sabah bir şeyler çıkıyor. Bu yönde nasip değecek koyun sağmaklarımız bak. Bu da bir nasip. Bunun sadece. İki üçte toparlığa var yine, onları da tedavi edelim. Yerler kurudu yine iyi. Temizliğini yapıyoruz. Dışarısı ıslak olduğu için koyunların ayakları bayağı yumuşamış. O da toparlığa sebep oluyor. Hadi. Geçen video atmış da. Kuduya çık diyorlar, kudu çıkıyor. Bak ben sarımlı koyunlara çık, kalın diyeceğim sarımlı koyunlar kalacak. İzle bak. Bizde neler var bak izle. Sarımlı meselesine gelince de her çoban bu işi de edemez. Ana. Kendimize dökeceğim. Bak kaçırma bunu. Çık de kal diyeceğim bu koyunlar kalacak. Hadi kesmeyiz videoyu. Hadi. Şu kapıyı öteyim. Kola kola. Saracağız. Arkasından kuzuyu koyacaksın. Kuzuya çık diyeceksin bir kere de. Bak. Bak sistemi gördün mü? Bak şöyle arkana bak. Gel. Bak. Hadi diyeceksin. Hadi. Hey. Hadi. Hey. Evet, sarımlarımız kaldı. Bunları gösterin. Yani kuzu çıkar. Koyundan koyunun kalması önemli. Bakın. Bak bir de bunlar kutuya gelecek şimdi. Bir tane koçumuz var, o da koyun da koç olduğu için. Evet, başlayalım. Bakın sistem bu. Sistemin de en iyisidir. Sağım makinesi gerek yok. Varız zaten, biz sağıyoruz makine gibi. Sağdığımız koyuna bu şekilde mandalı takıyoruz. Hepsine sağdığına en son bütün mangalları söküyoruz. Şimdi bir sarıma başlıyor. Dün bir dene mangalı çökmemişiz. Valla. Koyun giderken gördüm valla. Üstünde miydi? Üstünde de ya, o da. İşte. Bunu sökmeyelim da... daha sağı verelim hemen, ne gerek var. Yine takacağız zaten. Şöyle bakın cebe doldurduk. Bakın. Anamın kat kat bezleridir bak. Necep tam 7 tane bezden geçiriyoruz. Şöyle bir sistem yapıyoruz, bir de her sağdığımız koyunu bir tane iki tane sarıp döküyoruz. Bir iki sarıp döküyoruz. Yani küçük yapıyoruz bunları. Şeylerde
bir kere de sağıp biriktirmiyor. Daha temiz, daha titiz oluyor böyle yaparsan. Bir koyun, iki koyun sağdım hemen döküyoruz biz. Nasıl anlayayım hocam? Hocam denk. Başlayalım. Başlayalım. Bitirelim hemen. Ben sağım. Gidelim mandal al sen. Şöyle. Yo, mandal da kalın ben. O mandal var, onu sağıp edelim. Ha, burada da var bak. Bunu hiç sıra konuşuyoruz ama. Mala onda da kalmış mandal bak. Kalmış. Şu bakalım. Şimdi geç sen buna dediğin gibi şuraya sen dolu. Dudu lan dudu tutuyor dudu. Ben sağladım. Ay ilk ay helalim ama anamdan hızlı sağlayayım. Anamdan hızlı seviyorum ya, anam yavaş seviyor. Ya erkek gücü var, bir de kadın gücü var. Ne? Ben şimdi bak, şif şif dedim bitiyor. Çır. Onu da var mı? Mandalımız var. Şöyle. Şifimizi aldık. Bunu hemen dökersen. Yani böyle hemen döküyoruz, acayip temiz oluyor. Yani hiç sıkıntı yok. Tamamen doğal, tertemiz oluyor. Her sağladığınızı döküyoruz. Bir de kapadık kamerayı, başlayalım, bitirelim hemen. Hadi. Bak güzel, operasyonu izleyin. Sağım bitti. Hızlı sağdık değil mi? Anan mı hızlı, ben mi hızlı yeneceğim? Sen çok hızlısın. Hiç dinlendik mi? Dinlenmedik. Sıfır dinlenme, tek seferde bir girdik bir çıktık hemen. Sürü de göstereceğim. Acayip attı sürü, çok çıktı. Pelire geçeceğiz. Şu kuduyu da ayıram, onu da göstereyim de. Yağmur da başladı maşallah. Ya Rabbim biliyor, yağmur da başladı. Necep sen kapıda dur, çekim yap. Ben de oradan çık diyeyim, ne olacak bakalım. Kimler geldi? Bunlar adam alıştıysa tavuklar geldi. Ben? Tavuklar yavaş yavaş ilerleme var, gezmeye başladılar. Necep şunu da diyelim geri. Herkes ne dedi? Biz köpekleri tavuklar yeriyoruz ama gerçekten bizim köpeklerimizin karakterinde bir köpek var mıdır Recep? Hayatı boyunca tavuk görmedi bu yargı, yargıç. Aynen. Hiçbiri değerlemiyor. Hadi Recep, başlıyorum ben. İşlem tamam. Dağda yaşamda daha neler var neler var Recep. Dağda yaşam bu. Bütün eski taktikler. Yani eskinin taktikleri. Aynen. Biz o, eski atalarımızdan. O küçük kuzu da zaten o içinde var, geliyor. Anasıyla gidiyor. İçinde gidiyor. Biz atalarımızdan ne gördüysek onları yapıyoruz hala. Sütü götürelim. Her işine geçelim bakalım. Hadi. Yağmur da günaydın. Yövmeyi aldık. Bu benim Recep'ine yövmeyemiz. Bizde maaş falan yok. Şey de yok. Biz buradan ne kazandık o. Aynen. Çünkü yövmeyemiz Recep'ine. İşi gördük. Devam. Hadi ana işlem bitti.
Tamam, onları vuruyorum. Yine iyi, iyi çıkarmış yiyiz ana yine değil mi? İyi çıkarmış. Ana bak bakalım fark var mı bugün günler arasında? İyi çıkardım. Normalde yarım kova çıkıyordu. Bir kova ama güzel gel. Sapsadı bakın. Otlar tohuma binmeye başladı. Çalkalandı da öyle bakın şu an. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Bugün peyniri ben dökeceğim. Evet. Yani anam da görsün bir peynir nasıl dökülüyormuş. Ha. Ya öğrenci, biliyoruz zaten. Evde geri biz daha süzüyoruz. Geçen gün biz bu videoyu çektik, annem yaptı ama şimdi ben yapayım, gösterelim. Talep geldi bayağı. Bir daha yapın, görelim diye. Hem benden görmüş olursunuz bu sefer. Bu. Anne bak, süzekle bir de ne leke olacak mı bakalım bir. Kovanın tabanına bakacaksın, süzeye bak. Tamam, süzekte de kalır zaten. Kovanın tabanına ne yiyor? Temizliği oradan belli olur. Ama 7 kat süzek var onda, biliyor musun? Ana ben bir dene sarıyorum bunu. Tane tane sarıp döküyoruz. Bir de bunu biz evde süzüyoruz. Şöyle Ece. Tabanına bak. Geç bakalım, dökmedim. Görüyorsun değil mi? Süzmesek süzmeyiz. Aslında bak. İçimiz rahat etmeye. Bak. Aynen. Aynen. Bak, süzeye bak. Yıkamaya gerek yok bile diyorum yani. İçim rahat etmeye işte. Ya yine de anam bir kere geri daha süzüyorum geçiriyor. Geri bir daha süzüyoruz ama olsun. Sakıncası yok. Döküyoruz şimdi, mayasını atalım. Ondan sonra anne, hanım bizim için ne yapmış? Düğün biz sağdık, sütler, peynirler bizim. Hep bir sizsiniz oğlum. Şöyle hanım ana. Bakalım ben kontrol. Bunu göze yer ama fazla atarsınız da zehirli ha bu. Tamam, şu kadar yeter bakın buna. Şöyle. Al şunu alırsın. Almayı da. Kaşığı da alalım. Öyle bir peynir yaptım ki ben böyle peynir yemedim diyeceksiniz. Her gün yiyemiyoruz ya. Bunu yedikten sonra biz böyle peynir yedik demeyeceksiniz. Bakalım hani. Yeter. Tamam. Ve ana kapının üstü. Eniklere süt koymadık. Koymadık. Yani. Eniklere unuttuk. Mama var. Süt tozuyla mama verdik. Unuttuk. Eniklerimizi unuttuk yani. Video çekerken bazı şeyler unutuyor, gitti. Hadi o zaman yemeğe geçen bir. Hadi. Hadi geçelim, acıktık zaten. Of of of. Vallahi anne ellerine sağlık. Çocuğumuz. Yemeğin güzel, tadı niye güzel oluyor biliyor musun? Çalışıp geliyoruz, yemeğe oturuyor ya insan. Daha orada şöyle ortamda. Hanım anamın tarhana çorbası. Patlıcan yapmış. Zaten cacık. Allah her sizin sofrasını bereketle göstereyim inşallah. Yok demeyelim, şöyle oldum zaten. Bu mutluluklar yetiyor bize. Anam senin de eline sağlık. Arkasına da bir çay içtim. Oh deme ben. Çay da bulmuş. Çok şey var. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Afiyet olsun. Anne yarım saat durdu. Yarım saat sonra. Şöyle git. Dur. Vav. Vay vay vay. Ne güzel. Tamam. Kapa 15 dakika süzeceğiz sonra.
15 dakika sonra süreceğiz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Mesela? İyi. Yani. Bak güzel dök, emekle hebaya gider. Ana, zaten sağladım, yetecek bunu. İyi, ben tatile çıkabilirim, öğrendim. Vallahi sen çık zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Sen dök dök. Dök dök dök. İlkay, ister içine biraz bırak, 5 dakika sonra süsel. Değil mi? Çıkmıyor zaten. Hı-hı. Şeyli ya. Ağzını bağla, bir şey kaçmaz. Hı. O suyun da biraz beklesin. O tez dakika şimdi o suyun tamam. Şeydi. Kaç dakika bekleyeceğiz? Bir 5 dakika beklesek yeter. Yağlı olduğundan otlar tohuma binmeye başladı. Suyu çıkmıyor artık. Köpeklerimiz de suyundan çok fayda, arpa oyunu, ekmek yapıyoruz. Köpeğin rengini de değiştiriyor bu. Birisi kırıl kırıl oluyor. Bayağı faydalı. Ya bizim meşhur yol parkeleri bak şimdi. Thank you.
Minare eder gibi ne oluyor? Bu ne alacağız aslında biliyor musun? Bilgi, mermerden. Bilgi paylaşılırsa güzeldir. Öğrenmek ayıp değildir. Herkes öğrensin. Bunun erkeği bayanı yok. Yani çobanlar, ya hanım hanımız olmasa ne edeceğiz? Beli ağrıyor bak. Sağdık kitledi. Yalnız ben buradan bir şey çözüyorum. Anam bu işi bize kitleyecek. Ana. Zaten kolay bir şey. Emek. Allah herkesin emeğini yağlasın. Devam ediyoruz. Finalin sonuna doğru yaklaşıyoruz peynirde. Yani süzme falan kesildi. Bitti yani. Suyunu falan aldı. Akıttı. Şimdi açacağız. Bakalım. Benim attığım maya nasıl oldu peynir? Çok. Recep kendime riske attım. Güvenelik ettim. İyi olmuş gibi gözüküyor ya. Valla olmaz. Önemli olan tadının iyi olması. Görünümü her şey iyi olabilir, içi güzel olacak. İnsanda da öyledir. Ya. Geliyor. Oh, oh. Ay, ay. Gel. Hop. Gerçekten ne güzel çıkmış. El emeği gördün oğlum. Annem de bakıyor, onayı anam verecek. Annem bakıyor, onay değil. Böyle, anam dedi ki böyle peynir mi olur dedi. Nasıl etti dedi. Ya. Ne etmediniz görüyor musun? Ya ne, dövmek önemli değil. Uygulayacağım. Öyle. Çok şey. Her şeyi görüyoruz. Önemli olan uygulayıp yapmaktır. Yaparsan öğrenirsin. Yapmadım nasıl öğreneceğim? Biraz uzun olsun şöyle. Git. Tenekeyi böyle mi ayarlayayım ana? Annem tenekeler obası iyi, ona göre ayarlayayım. Şöyle iyi. Şimdi bunu tenekeye basmaya gerek yok, bu bizim. Bak normalde sarıyorduk annemle. Bu kaç litre bu süt? Azaldı. 16 litre falan. Aşağı yukarı. Evet. Azaldı ama suyu da çıkmıyor. Bu sefer de tamamen peynir çıkmaya başladı. Şu tahminim 4,5 kilo falan gelir şu peynir. Değil mi? Bizim altın arttır. Şey duzlardan bu. Peynir duzu, salamı da duzlardan. Benim gelmeme gerek kalmadı. Sen biz... Biz bunu yapmazsak... Bak şöyle kaldırdı ilk bak peynirleri. He? Peynirleri kaldırdı. Ben bunu benim daha oğlana öğreteceğim, çocuklara öğreteceğim ha. Ben kendim, biz bilelim ana kendimizle. Gerisi gelir merak etme. Aynen biz öğreniriz. Ya şu güzelliğine bak. Bunu zaten kendi yaptığımız için dadı da bize... Bayağı farklı şey geliyor. Çok uzak. Uzak. Açacağım. Bunu zaten tuz koyuyor. Tuz olmadı mı bunun için? Tuz olmadı mı olmaz. Bunun ilacı tuz. Şuraya yapacağız. Şimdi şuraya koysak ana. Şimdi
Bu da dağımıza gelen misafirlerin nasibi oluyor. Her zaman böyle 2-3 düdüm de buraya bırakıyoruz. Suyun içine anne onun kabını iletti, onu da koyalım. Şimdi şu, bunu buzdolabına götürüyoruz. Dolaba koyuyoruz, 3 gün bekliyor. 3 gün sonra salamura teneke alıyoruz bunları. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'ın herkesin nasibini versin. Biz dağda kalanlar, dağlarda yaşayanlar, el emekçileri, biz her zaman ne diyoruz? Söz konusu vatansa gerisi tefat doğadır, her şeyi yaparız. Önemli olan işlerden yılmamak. Herkes inanın köyde dağda geçinebilir. Yeter ki isteyin, yapabilin. Geçinebilirsiniz yani. Hayat zor değil. İstediğin hayatı yaşayabilirsiniz. Hadi ana. Şu, bunu ikiye böl. Şöyle. Bunu da şöyle aynı tuzlayız. Gelen misafirlerimiz olursa buradan onları da nasibini alıyor. Her zaman ne diyoruz bana? Veren ele vuralım, alan el olmayalım. Yani. Kapa, yeter. Buna da su koyuyoruz. Aynı bunlara, şuna. Bunu kendim dediğimiz için. Yarın, şimdi değil. Yarın fırını dökeceğim. Her gün öyle 2-3 dilim koyuyoruz buraya. Recep, bana söylemek istediğin bir şey? Güzel oldu. Bugün peynir yapımını yaptık. Öğrendik diyelim. Peynir yapımını yaptık değil. Bir yani dağda kalan, köyde kalan yani iki erkek kardeşin neler yaptığını görebildiniz. Yani zaten biz yapıyoruz. Bu işi yaparız dedik yani. Yaparız zaten. Zaten devamlı. Yoğurdunu da yapıyoruz, kaymanı da yapıyoruz. Her şeyini yapıyoruz. Hedefleriniz büyük. Yani ha, böyle giderse biz açılırız diyecek hala. Ya. Olsun. Anam ne edersiniz tabii de. Anam bu kaldı ya. Sizin elinizden gelmeyecek bir şey yok maşallah. Yapacağız anam. Biz ha. Örnek olalım diye uğraşıyoruz insanlara. Gelecek nesile bir şeyler gösterelim diye uğraşıyoruz. Valla oğlum kadından beklemeyeceğim. Yanlış anlama kadını bunu biz zaten ediyoruz her diyoruz ama. Önemli olan sen gibi anaların, evlatların bir şeyler öğretmesi. Anladın mı? Yarın doğuda kaldı mı? Eyvah ben ne edeceğim? Yatacak yerim yok, gidecek yerim yok demeyeceksin. Dönecek köyüne. Oğlum çocuklarımıza da aynı. Öğretin yapmazsa yapmasınlar. Dönecek köyüne. Yalnız öğrensinler. 50 tane koyun alacaksın. Sığacaksın. Geçinesin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlarda görüşmek üzere. Hanımımız da bu arada yorum yazmaya da başlamış yavaş yavaş. Gece 2'ye kadar yazdım. Yorumlar... Her şeye cevap vermeye çalışıyorum. Aynen. Aynen. Yorumları neden seviyoruz? Yorumlar insanlar bizi sevdiği için zaten yorum yapıyor. Biz de onlara bakıyoruz, paylaşıyoruz, beğeniyoruz, okuyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Allah'a yarabbim herkesin işini gücünü rast getirsin inşallah. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Anne söylemek istediğin bir şey var mı? Vallahi herkesin eline, emeğine sağlık. Bütün seyircimize de bucak dolusu selam olsun. Anam mutlu, işi gördü. Bundan sonra ben gelmesem de peynir olur diye. Ha, bu, hadi. Şimdi boya. Tamam. Şimdi dağda yaşam sucuklarının yaptığımız yere geldik. Her çarşamba Recep'le buraya gelip siz sevdiklerimize bu Afyon sucuklarından, kendi imal ettiğimiz sucuklardan sizlere iletiyoruz. Dağda yaşam sucukları